özellikle Başakşehir maçının bizim için çok önemli olduğunu söyleyerek aslında başlamam gerekiyor sözlerime. Geldiğimiz günden beri Ankara'da, Ankara Gücü'nün camiası içinde bize gösterilen sevgi, teveccüh, sokakta bunu hep hissettiğimi söyledim net bir şekilde. Açıkçası son 6-7 haftadır gösterdiğimiz performans üzüntü verici. Bizim adımıza da gerçekten büyük üzüntü verici. Taraftarımız da bu anlamda hayal kırıklığına uğrattığımızın farkında, onları üzdüğümüzün farkında olduğunu söylemem lazım. Ama bu zor zamanlarda da yani bu kulübün, bu camianın ayakta durmasının da en büyük vesilesinin de taraftarı olacağını söylemem gerekiyor. Bu dönemde onlara çok ihtiyacımız var. Camianın olmazsa olmazı taraftar. Bu sene açıkçası Ankara Gücü çok belki de yaşamadığı kadar zor bir sene geçiriyor. Biz de burada bu 9 haftanın net bir şekilde elimizden gelen her şeyi yapacağımızı oyuncu grubumla beraber söylemem de gerekiyor. Çünkü bizim burada elimizde 27 tane puan var. Önümüzde kazanabileceğimiz 27 puan var. Çok fazla konuşmuyorum. 2 tane Türkiye Kupası maçı var. Finale kalıp kulübümüzün mirasını temsil etme şansımız hala devam ediyor. Bizim adımıza 27 tane puanın olduğu ama burada bize en büyük desteği yine taraftarımızın göstermesini istediğimiz bir süreç var. Onlara inşallah bu 27 puanın hepsine talip olduğumuzu gösterecek oyun performans isteği göstereceğimize inanıyorum. Oyuncularım da bunun farkında. İnşallah sağ salim ligin sonunda, Mayıs'ın sonunda hep beraber mutlu bir şekilde sezonu bitireceğiz diye düşünüyorum. Kolay değil. Açıkçası hani kazanarak devam etmek yola ve kaybettiğiniz süreçler içinde iki tarafında kendi adına hem camianın hem de oyuncuların bu anlamda tabii ki sıkıntıları olabiliyor ki Ankara Gücü beklentisi çok yüksek, taraftarın, camianın bu anlamda üzüntülerini anlayabiliyorum ama oyuncu tarafı bizim işimiz, sahanın işi bizim işimiz. Bunu da yapabileceğimizi, bu deneyimlere sahip olduğumuzu düşünüyorum. Oyuncu grubu gerçekten istekli. Ben bir şey gösteriyorum. Bunu hemen hemen bütün basın toplantılarımda siz de şahit olduğunu söylüyorum. Elinden gelen her şeyi yapmaya gayret ediyorlar. Ama artık bizim de maç kazanabilecek ki çok berabere kaldığımız maçların çoğunu kazanabilecek oyunları oynadık. Geldiğimiz günden beri 26-27 maçta 3 tane, maksimum 4 tane maçta performans adına benim beklentimin çok uzandaydı takımım. Onun dışında herkes elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştı. Samsun maçı da bu 3-4 maçtan bir tanesiydi. Açıkçası bu konumuz durumumuza rağmen oyun memnun edici değildi, istek memnun edici değildi. Fakat bunu toparlamak da bizim görevimiz. Röportajın başında söylediğim gibi 27 puan var. 2 tane Türkiye Kupası, inşallah 3 dediğiniz gibi final. Bunları yapabilecek güçteyiz. Ümitsizlik yok, kaygı yok. Vazgeçersek kaybederiz. Bu net bir şekilde belli. Camianın da son 20 senede yaşamış olduğu travmaları çok iyi bir şekilde anlıyorum. Ama biz buna inşallah mahal vermeden takımımla beraber, oyuncu kardeşlerimle beraber sonuna kadar mücadele edeceğiz. Başımız dik bir süreçten hep beraber ayrılacağız. Yani burada tabii ki biraz önce söylediğim gibi olmazsa olmazı bizim taraftar kitlemizin yanımızda olması. Bunu açıkçası ben de statta bekliyorum ama stadı doldurmaktan ziyade oyuncuların yanında olmak da çok daha değerli ve önemli. Oyuncularım yanında olsunlar. İnşallah onlar da onların beklediği mücadeleyi, isteği net bir şekilde ortaya koyacaklardır. İnşallah skor da bizim istediğimiz gibi olur. Çünkü buna ihtiyacımız var. Bizim herkesten çok daha fazla buna ihtiyacımız var. Bunu söylerken skordan da öte taraftarımızın oyuncularımın yanında olmasına çok fazla ihtiyacımız var. Beklentimiz tam kapasite, taraftarın yanında, taraftarın takımının yanında olduğu bir maç. İnşallah onları da iftara mutlu bir şekilde göndeririz. Amacımız o. Yani çok bir iki tane galibiyetimizi çok daha farklı yere getireceği her takım için geçerli bu ligde. Görüyorsunuz bir iki kazanıyor herkes. Bir rahat pozisyona geçiyor. Ben açıkçası olabildiğince en iyi konumda bitirmek ve Türkiye Kupası'nda da final oynamak hedefi olarak söyleyebilirim bunu. Ama bunu hesaplamak, konuşmak çok da doğru değil. Şu pozisyonda bitiririz, bunda bitiririz. Maç maç değerlendirmemiz gerekiyor. Ve bunun için de ben o şekilde hazırladım takımımı. Bizim için tek bir tane şu an maç var. O da Başakşehir maçı. İnşallah oradan da taraftarımızın desteğiyle camianın da oyuncularımın da başını kaldıracak bir sürecin başlangıcı olur hepimiz adına. Her şeyimizi ortaya koyacağız. İnşallah sağ salim hep beraber Mayıs ayının sonunda mutlu bir şekilde buradan bir röportajla beraber yaparız.